Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte henüz çiçeği burnunda olan Galaxy S10 Plus'ın kutu açılışını yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz aslında şu an Barcelona'da MWC 2019 düzenleniyor. Normalde biz de o fuarda olacaktık. Fakat ben montumla birlikte cüzdanım ve pasaportum gibi diğer bütün böyle vatandaşlıkla ilgili şeylerimi kaybettim. Vizemiz filan da vardı ama gidemedik. Canımız sağ olsun. Telefonu buraya getirttik. Kendi imkanlarımızla satın aldık. Şimdi gelin isterseniz direkt kutu açılışıyla başlayalım. Koskoca Web Tekno'nun bir tane bıçağı yok mu ya? Heh, açtım. Şu çıkıyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz içinde işte başlangıç kılavuzu, bilmem neler. Şurada da telefondan hattı çıkarıp takabileceğiniz aparat geliyor. Bunda başka bir şey yok. Şu telefonumuz, bu bir dursun burada, buna döneceğiz. Bir adet Samsung hızlı şarj bataryası çıkıyor kutunun içeriğinden. Burada bildiğiniz OTG, MOTG işlerine yani Type-C'den düz USB portuna çeviren bir aparat daha çıkıyor. Bir adet Type-C şarj kablosu geliyor. Şundan şöyle bir dursun. Benim Samsung'da en sevdiğim şey bir tane de bir AKG kulaklık geliyor. Şimdi gelin isterseniz telefona başlayalım. İlk hissi gayet kibar. Avuç da güzel duruyor. Ayrıca biraz da hafif bir telefon olmuş gibi. Açıyorum jelatini. Zart. Telefonu oynattıkça böyle renk değiştiriyor. Şurayı da açıyorum. Ön kısımda ekrana yedirilmiş bir şekilde çift kamera görüyoruz. Bu Samsung cihazlarda gördüğümüz en ciddi yenilik şu anda. Arkasını çevirdiğimiz zaman 3 tane arka kamera, bir de burada LED flash görüyoruz. Yan tarafında açma kapama, bu tarafında ses kısmı açma ve Türkiye'de hiçbir işe yaramayan BixiB var arkadaşlar. Üst kısmı bildiğiniz gibi şurada hat girişi var. Altında da 3.5 mm'lik jack girişiyle birlikte bir adet USB Type-C girişi bulunuyor. Galaxy S10 Plus. Hadi. Şu telefonu kurayım, buluşacağız arkadaşlar da. Şu an telefonumuz açıldı. Gayet hızlı açıldı. İkonlarda bir büyüme var. Küçülebiliyor olabilir. Ses bir güzelleşmiş. Şurada iki tane kamerayı görüyoruz. Normalde bunların burada böyle siyah çerçevesi olması bence hoş olmamış gibi. Şu sesi bir kısayım. Hele bir kamerasına bakalım. İkonlar değişmiş gördüğünüz gibi. Bu ne, YouTube mu abi? YouTube logosu gibi olmamış mı? Şöyle açalım. Çek bakayım. Arkadaşlar detaylı incelemede göreceği zaman en ilk deneyim olarak çok çok iyi bir fotoğraf deneyimi gibi görünmedi bana. Ama şunu söyleyeyim. Şu an erken fakat hani bu çektiği fotoğraf bende bir tık bir hayal kırıklığı gibi bir şey oldu. Selfie kamerasını deneyelim. O ne lan, kendi çekti. Bakalım. Yani Allah Allah. Bir de bir portre mod. Oğlum bize yanlış telefon almış olmayalım sakın. Canlı odak. Tamam, bir çekiyorum. Evet, bunda bayağı bir iyileştirme söz konusu, özellikle şu kıyılarda, köşelerde. Evet, ön kamerası fena değil ama tabii telefonun kamerası, mamerası gibi şeylerle ilgili daha sonra detaylı incelememizde mutlaka bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kutu açılış videomuzun artık sonuna geldik. Telefonun detaylı incelemesini bu hafta yayınlayacağız. Hatta yanına da S10'u koyacağız. Şekil itibariyle, görüntü ve ağırlık itibariyle daha hafif bir telefon ve ergonomisi daha şık duruyor. Kameralarla ilgili konuşmak için henüz erken. Arkasında 3 tane kamera var en büyük değişiklik olarak. Telefon Türkiye fiyatı şu anda 7500 TL bareminde görünüyor. Fakat gelecekte ucuzlayabilir. Henüz o konuda net bir şey söyleyemiyoruz ama çıkmaz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Galaxy S10 Plus kutu açılışı yaptık. Bu hafta içerisinde en kısa zamanda her iki telefonda detaylı incelemesi gelecek. Tabii ki de sağlamlık testi yapacağız. Yaratıcı fikirlerinizi yorum bölümünden bekliyoruz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.